Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, pamuk gibi sütlü bir poğaça hazırlayacağım. Hamuruna nişasta katacağım ki poğaçalarımız piştikten sonra böyle hafiften kıyır kıyır olsun. Yoğurma kabıma ben yarım paket yaş mayı aldım. Şayet yaş mayı kullanmayacaksanız bir paket kuru maya ekleyin. 2 su bardağılık süt ilave edelim. Yemek kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Şayet poğaçalarda çok fazla tatlı bir tat sevmiyorsanız 2 yemek kaşığı da yeterli olur. Şöyle dolu dolu ekleyeceğim. Bir tane yumurta sarısını üzeri için ayıralım. Bir su bardağı sıvı yağ da ekleyip bir karıştıralım. Bir su bardağı nişasta. Buğday, mısır fark etmez. Ben buğday nişastası kullanıyorum. Unumuzu da azar azar ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Hamurum toparlandı. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkeste aynı olmayabilir ama 3 aşağı 5 yukarı çok fazla değişmiyor. Belki yarım su bardağı eksik ya da yarım su bardağı fazla kullanabilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstereyim. Şimdi üzerini kapatıp bir yarım saat dinlendirelim. Önce şöyle bir toparlayayım. Buradan bir parça alalım. Elimizi genişletelim. İçi için ben kaşar peyniri kullanacağım. Arzu ettiğiniz peynir çeşidiyle hazırlayabilirsiniz. Kaşar peyniri sıcakken çok güzel oluyor poğaçada. Fakat soğuduğu zaman sertleşiyor. Mutlaka sıcak yiyecekseniz kaşar peyniri ekleyin. Uçlarını iyice kapatalım. Tepsimize dizelim. Üzerini kapatıp 15-20 dakikada tepsi mayası verdirelim. Üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. Piştikten sonra şeklin daha güzel olması için küçük bir çatalla çizikler atalım. Bu arada fırınımızı açalım. 180 derecede ısına dursun. 35 dakikayı ayarladım. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Poğaçalarım pişmiş gibi görünüyor. Kontrol edeceğim. Üstü gayet güzel pişmiş ama altını da kontrol etmek lazım. Altı da gayet güzel pişmiş. Artık fırından çekeceğim. Şimdiden yapıp deneyen herkesin ellerine sağlık. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, beğendiğiniz videoları da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.